Herkese selamlar. Bugün görüldüğü gibi hemen anlayacaksınız. Ceviz nasıl çimlendirilir, nasıl yetiştirilir? Onun üzerine bir video çekeceğiz. Ama öncelikle lütfen videomuza beğeni atın. Kanalımıza abone değilseniz abone olun ve abone kısmında yanında bir tane çan var. Onu açarsanız ilk önce video paylaştığımızda bildirimler size gelecektir. Bunlara dikkat edelim ki bize de destek olun. Şimdi videomuza geçelim. Daha önce biliyorsunuz ki yaptığım yöntemle birçok yerde bu artık kabullenildi. Çok hızlı bir şekilde çimlendiriyoruz. Şimdi yapacağımız yöntem ise normalde şöyle sivri kısımlarını, bakın şöyle hafif aralıyorduk. Şunları araladık. Sivri kısmı. Bunu karıştıranlar olmuş. Hemen bir daha bakalım. Bakın burası biraz daha kalın. Şöyle baktığımızda sivri kısım burası. Şunda da baktığımızda bakın sivri kısım burası. Burası daha içeride kalıyor. Peki bunu neden yapıyoruz? Şimdi şurada göstereceğim. Bakın sivri kısmı burası. Şu da içeri kalan kısım. Şimdi böyle çıkarıyorum. Bakın şu kısım, kökün geleceği kısım şu. Bu birazcık böyle ucu kırılmış gibi duruyor ama hiç sorun yok. Zaten şu yanlardan suyu alınca patlayacaktır. Ama burada asıl videoda yapmak istediğim şey, yine sistemimizi kuracağız, çimlendirme sistemimizi. Bir tanesi açık tohum olacak. Bir tanesi güneş gören, yani normal oda şartlarında olan, daha önce yaptığımız gibi olan şartlarda maruz bırakacağız. Bir tanesi karanlıkta olacak. Bu çok soruluyor. Ben hiç sevmem çimlendirmede karanlık. Çünkü çimlenme başladığı anda güneş ışığı alması lazım. Yoksa çimlenen bitki beyaz, sarımtırak ve cılız olacaktır. Güzel fotosentez yapamadığı için. Bir tanesi de gübreli veya bu bitki besinleri satılıyor. Onlardan karışık bir sıvı yapacağız. Ki bakalım nasıl bir yöntemle daha verimli bir çimlendirme elde edeceğiz. Şimdi hemen işlemlere başlıyoruz. Şimdi cevizlerimizi, şu sivri kısımlarını çıtlattık. Kürdanlarımızı oraya koyacağız. Şöyle hafif aralık kalsın diye. Şu kadar girse yeterli. Şimdi böyle ufak pet şişelerimiz var. Veya siz daha büyüklerini de alırsanız ona göre kısaltırsınız. Bunu şöyle ortalardan kesip ters koyacağız. Hatta şu yukarıdan mı kessek? Aynen şuradan keseriz. Şöyle su koyarız. Şu ikinci kırtığından hemen kesiyorum. Sonra bunu böyle koyuyoruz ve cevizimizi de içine oturtturuyoruz. Diğerleri için de pet şişelerini hemen hazırlıyorum. Evet, şimdi hemen ilkini hazırlayalım. Şu kapağımızı açtık. İçine de suyunu koyacağız. Şimdi bu şey olsun, aydınlık ortam olsun. Şimdi bunu şöyle sivri kısmı gelecek şekilde aşağı koydum. Sadece ucuna su değecek. Yani o aralıktan su içeri girecek. Su oradan buharlaşırken komple şu çekirdeği beslemiş olacak. Üstüne suyunu ekliyorum. Bu tamamdır. Hemen karanlık ortama geçelim. Yine aynı şekilde aralık kısmı aşağı doğru. Bu arada bazı cevizlerin içi çürük oluyor. Onun için bir küflenme olursa hafif bir kontrol edin. Bozuksa yenisini koyabilirsiniz ama onun anlama yolu şöyle hafif sallayın. Bir dolgunluk oluyorsa, hafif ağır ve dolgunluk oluyorsa içi sağlamdır genelde. Boş olanlar içinde çok ses yapar ve hafif çekirdeklerdir. Şimdi bunun da yazalım karanlık. Evet, bu da tamam. Genelde böyle test yapmayı seviyorum kanalımızda. Diğer videoları zaten herkes yapıyor. Önemli olan bizim deneyimleyip en verimli hangisi veya en değişik yolu yapıp en verimli yolu bulma olacak. Şimdi aydınlık karanlık, bu da gübreli olacak. Ve son olan da çekirdeksiz olan. Sivri kısmı neresi? Şu kısım bakın. Şöyle bakınca sivri kısım aşağı gelecek.
Şimdi bu videoyu yayınlayacağım. Neden yayınlayacağım? Siz de bunların hangisinin daha çabuk çimleneceğini düşünüyorsanız lütfen yorum kısmına yazın. İşte aydınlık, karanlık, gübreli veya çekirdeksiz olandan bir tanesine oyunuzu kullanın. Bakalım ne olacak? Bence gübreli olan biraz daha etkili olacaktır. Şimdi onu da gübresini hemen ekleyelim. Çok marka vermeyi sevmiyorum ama şöyle bitki gübreleri var biliyorsanız. Biraz da bizim kendimizin yaptığı köklendirici tozu var. Onun da yeni videosu da geliyor. Videonun sonuna eklerim. Onu da yapabilirsiniz. Birazcık da bundan koyacağım. Testimizin sonucunu ayrı bir videoda paylaşacağım. Bu yöntemle filizlendirmek isteyen veya işte sonucu neydi filan diye soranlar olursa o videoyu bunu zaten sonuna koyacağım. Yani şu aydınlık ortamda yaptığımız ve yaklaşık 1-2 haftada çimlenen, büyüyen ve güzelce şu anda yaklaşık 1,5-2 metre boyunda ceviz ağacımız. Onu da bahçeye ekimini yaptık. Onun da videosunu izlemek istiyorsanız sona koyacağım. Bunlar da bakalım yarışmacılarımız yarışacak. Kim ne durumda, nasıl sonuçlar göreceğiz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, kimi başarılı buluyorsanız tahminlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın ki bakalım siz de birinci olacak adayımızı tahmin edebilecek misiniz? Şimdilik herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.